Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde SA noktasına geldim. Şu anda şehir merkezinde, yani Saint Denis'deyim arkadaşlar. SA'da biliyorsunuz ki Sadie Adler'ı temsil ediyor. Burada barda Dash'la birlikte bizi bekliyorlar. Kapıdan içeri giriyoruz barın içine. Ve görevimiz başlıyor. Evet, Dial'dan buraya gelmemizi Dark söylemişti zaten. Burada buluşalım demişti bize. Şimdi de gelince işte geldin diyor. Ve hadi gidelim diyor. Arthur da diyor ki gidelim de nereye gidiyoruz? Yani her şeyden bir haberiz. Biliyorsunuz ki bizim en azılı düşmanımız Colma Driscoll arkadaşlar. Colma Driscoll daha evvel görevlerde söylemiştim yakalanmıştı. Yani adalet adamları tarafından, polis tarafından yakalandı. Bugün de cezası kesilecek, yani idam edilecek. Fakat bu adam defalarca dar ağacına çıkmış. Yani idam sehpasına, sandalyesine artık neyse, dar ağacına çıkmış. Her seferinde de yırtmış bir şekilde, yani kurtulmuş. Nasıl yapıyor? Tabii ki de adamları geliyor, onu kurtarıyor. Çünkü böyle şeyleri halkın önünde yapıyorlar, ibreti alem olsun diye. O zamanlar da öyleydi yani. Biz de bunu engellemek için her ne kadar kara listede olsak da, yani aransak da buralarda, buraya kadar geldik. Kimse bizi tanımasın diye de kılık değiştirdik. Bunların hepsini Dutch ayarlamış. Birer polis kıyafeti ayarlamış. Kendisinde var ve birini de Arthur'a verdi. Üzerimizi değiştik. Şimdi Colma Driscoll'un asılacağı yere gidiyoruz. Sadie Adler de bizimle. O da çok zengin bir Saint Denis hanımefendisi gibi giyinmiş, gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu. Colma Driscoll asılırken adamları buna engel olacaktır. Onu kurtarmaya çalışacaktır. Biz de bunu engelleyeceğiz. Yani Colma Driscoll'un idam edilmesini sağlayacağız polisler tarafından. Keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Şu an sadece yapmamız gereken tek şey Dutch'ı takip etmek arkadaşlar. Sanıyorum Sadie'nin eşini, yani kocasını Colma Driscoll haklamış. Çünkü öyle diyaloglar geçiyor ve Sadie de bizimle geldiğine göre o da bu adama bayağı hani kinlenmiş. Onun idam edildiğini o da görmek istiyor. Bakın hemen şu sağ tarafta bir tane kalabalık var arkadaşlar. Herkes toplanmış. Şöyle göstereyim. Evet, tam burada idam edilecek. Normalde biz aranıyoruz biliyorsunuz ki birçok yerde, özellikle Saint Denis'de. O yüzden polis kılığında geldik. Evet, bakın bunlar Colma Driscoll'un adamları. What a surprise. I'm glad we're here. Evet, şu karşıda bir yer işaret ediyorlar, şu binayı. Bu da Dutch'ın dikkatini çekti. Bunlar nereye işaret ediyor ya filan dedi. Evet, işlerinden biri gidiyor. Biz de arkadaşlar neler olduğunu öğrenmek için bunları takip edeceğiz. Ve Sadie'ye de sıkı sıkı tembihliyorlar. Hani sakın bir şey yapma diye. Çünkü biliyorsunuz ki çok fevri hareketleri var. Bir anda her şeyi yapabiliyor. Çok kızgın bir ablamız. Bir de böyle işte atlamalı patlamalı aksiyonlu şeyleri çok seviyor kendisi. O yüzden Sadie'yi kontrol etmek biraz zor. Ne zaman ne yapacağı belli değil açıkçası. Sıkı sıkı tembih etti Dutch. Dedi ki yani kesinlikle silahlarınıza sarılmıyorsunuz. Bu işi soğukkanlılıkla halledeceğiz. Yoksa biliyorsunuz ki yani bir şey olur da eğer bizim gerçek kimliğimizi öğrenirlerse adamın peşine bizi de asabilirler. Evet, kırmızı nokta burada arkadaşlar. Buraya kadar Dutch'la birlikte geliyoruz. Sonrasında bir
ara sahne gibi. Yani kontrol sizde ama sinematik görüntüye geçiş yaptı otomatik olarak. Touch burada. Ben buradayım. Herifler de burada. Evet, çatıya bir adam koyacaklar sanıyorum ki. Hem çatıdan yukarıdan hem de idamın yapıldığı yerden bir destekle Colma Driscoll'u kurtaracaklar. Bunların da kendilerince bir planı var. Şimdi biz de ne yapacağız? Tabii ki de çatıya çıkacağız. Dash diyor ki çok sessiz ol diyor. Yani sessizce bu işi bitir diyor. Arthur da diyor ki evet diyor. Yani zaten sessiz olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz Dutch'in yanına doğru. Bu at sürerken de CTRL tuşuna basmayı bayağı bir alışkanlık edindim. O yüzden çömeliyor. Aynen. Bakın yine. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz merdivenlerden. At kullanırken CTRL'ye bastığınızda at yavaşlıyor ya. Arthur'la giderken de işte otomatik olarak aynısını yapıyorum. El alışkanlığı. Yavaşlasın diye ama çömeliyor. Halbuki W bırakmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelince yeni bir nokta belirdi. Buradan çatıya geçiyoruz. Çatının üstünden diğer çatıya geçiyoruz. Sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Evet, buraya bir tane adam gönderdiler. Biz de aha da geldi. Hadi bakalım. Hemen F tuşuna basıp bu adamı haklıyoruz arkadaşlar. Bıçağı kendi çıkardı otomatik. Ben bir şey yapmadım. Sürekli F tuşuna basıyoruz. Bu adamı haklıyoruz. Evet. Bakın dürbünlü silah da yerde. Onu almak için de klavyeden tap tuşuna bir kere basmanız yeterli. Ama silahın yanında olun tabii ki de. Şimdi kurtarma operasyonu tam tersine kurtarmama operasyonuna, yani idam operasyonuna dönüşecek. Bu adamların yapması gereken şey usulüne uygun bir şekilde yapılacak. Evet, bizimkiler burada, Dutch burada, Sadie burada. Onlar da aşağıdaki adamları kontrol altına alacaklar. Çatıyı biz hallettik. Colma Driscoll da geldi arkadaşlar. Bu adam da şey okuyor. Bunun kim olduğunu ve neler yaptığını. Diyor ki Colma Driscoll diyor. İşte onlarca yıldır, yani uzun yıllardır. İşte soygun yapıyor, adam öldürüyor, işte vesaire vesaire, şunları bunları yapıyor ve hiç içeri girmedi. Hani elini kolunu sallayarak geziyor. Böyle bir adamın hani artık cezasının verilmesi lazım gibi şeyler okuyor. Evet, Sadie ve Dash da bunları kontrol altına almış oldu arkadaşlar. Colma Driscoll çok rahattı. Neden? Çünkü kurtarılacağını biliyordu. Ama çatıya baktı, Arthur var. İşte aşağı baktı, Dash ve Sadie var. Dedi ki tamam artık ölüm geliyor. Ve suratında bir korku var dikkat ederseniz. Evet. Nefes alması falan değişti adamın. Çünkü kurtulacağım diye beklerken işler tersine döndü. Bunu beklemiyordu açıkçası. Gerçekten ters köşe oldu. Now you know how it feels to watch somebody you love die. Sevdiğin birinin ölmesini görmek nasıl bir şey dedi. Seydi. Oha, adamları hakladı. Hadi bakalım. Oo, ortalık karıştı. Şimdi arkadaşlar kontrol bizde. Dürbünlü silahla gördüğünüz Colma Driscoll'ları haklayacaksınız. Bakın polislere falan vuruyorlar. Belli zaten. Polislere değil, Colma Driscoll'un adamlarını haklıyoruz. Kartal gözü otomatik açıldı. Zaten bir kere kullanmanıza izin veriyor. Yani bittiğinde bitecek. Bilginiz olsun. Evet, şu an bitti. Tekrar aktif hale getiremiyorum. Kim var kim yok hepsini haklıyoruz arkadaşlar. Sağa solu tarayın sürekli. İşte bizimkilere de bakın. Dutch ve Sadie, hani başı belada mı? Onlara doğru giden biri var mı? Onları da koruyun açıkçası. Bakın bu da polise ateş ediyor. Go, go, go.
Evet. İşlem tamamdır. Colmo Driscoll nihayetinde hak ettiği cezayı almış oldu arkadaşlar. Biz de bunu yapan polislere yardım etmiş olduk. Eğer biz burada olmasaydık adam belki bu dar ağacından yine kurtulmayı başaracaktı adamları sayesinde. Ve kamptayız. Ara sahneyle birlikte buraya kadar gelmiş olduk. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colmo Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. Evet, Arthur'a bir tane mektup var arkadaşlar. Kimden? Tabii ki de Mary'den. Hatırlarsanız Arthur'un sevgilisi, yani eski sevgilisi, sevdiği bir insan. Ona mektup göndermiş. Mektubun içinden de bir tane yüzük çıktı. Herkes de bu kızdan hayır gelmeyeceğini biliyor. Mektup veren kıza dedi ki yani onu çok fazla önemseme dedi. Zaten bir veda mektubu arkadaşlar. Hani elveda Arthur demek için yazmış. Daha evvelden bir tane mektup göndermiş bize, Arthur'a. Sanırım ulaşmadı diyor. Bunu gönderiyorum diyor. Belki diyor bu da ulaşmayacak ama yine de yazıyorum filan demiş. Senden yardım istememeliydim diyor. Hani ikinci kez diyor istedim. Keşke istemeseydim diyor. Tabii Arthur'u çok seviyor biliyorsunuz ki. Arthur da onu çok seviyor ama bir türlü zamanında olmayan bir aşk. Şimdi de unutması gerektiğini düşünüyor açıkçası. Bize gönderdiği yüzüğü de zamanında Arthur bu kıza vermiş, hediye etmiş. Yani o yüzük takmış, öyle söyleyeyim, Mary'e. Mary de diyor ki bu yüzük bende oldukça ben sürekli seni hatırlıyorum ve seni hiç unutmuyorum diyor. Bu yüzüğü beğenmediğimden değil de yani artık hani Arthur'u hatırlamak istemiyor sanırım. Çünkü yüzük onda oldukça Arthur'u unutamıyor. O da yüzüğü tekrar geri göndermiş. Kusura bakma diyor. Ve sanıyorum bir daha görüşmemek üzere böyle bir mektup yazmış. Zaten uzun yıllardır görüşemiyorduk kendisiyle. İşte yardım istemişti, öylelikle gitmiştik. Şimdi de tekrar hani görüşmek, bir araya gelmek pek iyi fikir değildi sanıyorum filan diyor. Böyle bir veda mektubu yazmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, polislerin işini kolaylaştırarak, onlara yardım ederek ezeli rakibimiz, belalımız Colmo Driscoll'dan böylelikle kurtulmuş olduk. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.